Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yusuf, bölüm 18. Ezan okunmadan az önce uyandı Yusuf. Deniz kollarının arasında değildi. Sanki hiç orada yatmamış gibiydi. Eliyle yokladı yatağı. Yoktu kız. Deniz diyerek yataktan kalktı. Oda karanlıktı. Işığı açtı. Banyodan ses gelmiyordu. Tekrar Deniz diye seslendi oturma odasına giderken. Yoktu. Balkona baktı. Yoktu. Panikle telefonunu eline aldı. Karısını aradı. Açmıyordu. Komodinin üzerindeydi telefon. Gelen sesle hemen yanına gitti. Elini aldı. Bir kağıt vardı altında. Yusuf'um yazıyordu kocaman harflerle. İçine anlam veremediği bir acı çökmüştü karısını yatakta göremeyince. Ve şu an dayanılmaz bir hal alıyordu. Elleri titreyerek aldı kağıdı. Katlanmış kağıdı açıp yazılan okudu. Sonra tekrar okudu. Tekrar. Yatağın üzerine oturduğunda erkekler ağlamaz sözüne inat saldı gözyaşlarını. Gitmişti Deniz gözlü karısı, bırakmıştı Yusuf'unu. Onu bu kadar korkutan mesajı okumak istedi bir an. Telefonunu açtı. WhatsApp mesajlarına baktı. Temel Konak, Yusuf'un ve Deniz'in her anını izletmişti. Resimler ve videolar vardı. Yusuf'un hedefte olduğu fotoğraflar ve suikast anını gösteren video. Iskılanmadı, sadece uyarıydı bile diyordu. Hepsinin sonunda ses kaydı vardı. Benim yanıma gelmezsen kurşun sekmez diyordu katil. Kızını, kocasını ve ailesini öldürmekle tehdit ediyordu. Deniz belli ki çok korkmuştu. Gitmeseydim be gülüm, şimdi sen öldürdün beni dedi kendi kendine. Ezan sesini duyduğunda gözlerini kapatıp ezanı dinledi. Ezan bitince, Rabbim neylersen güzel eylersin, eşimi yanımda güzel eyle diye dua etti. Sonra il emniyet müdürünü aradı ve yardım istedi. Sınırdan çıkacaklardı büyük bir ihtimal, engel olmalıydı. Sonra Heşmi emniyetini ve sınır kapısını aradı, durumu anlattı. Neşet'i aradı ve hemen hazır ol diye talimat verdi. Önce namaz kılmalıydı. Kalkıp banyoya girdi, sabah namazını kılıp kıyafetlerini giyindi. Eline tekrar Deniz'in telefonunu aldı. Kıza mesaj atan numarayı aradı. Telefon ikinci çalıştı, açıldı. Sen de kızımı bırakacak değildim ya dedi telefona cevap veren Temel Konak. Ben de sende kadınımı bırakacak değilim. Adam sinir bozucu bir kahkaha attı. Şu an bana geliyor bile. Onu bir daha göreceğini hiç sanmıyorum. Şimdilik yanında dedi Yusuf. Senin yanına geri döndüğünde seni öldüreceğimi biliyor. Ha, sen de şunu bil. İşlerimden elini çekmezsen ailen, sen ancak o masumu korkutabilirsin dedi Yusuf. O kız kendisini tehdit etmediğimi biliyor. Babasının ne kadar dediğini yapan bir adam olduğunu çok iyi bilir o. Temel Konak, ben görevimin başında, ülkemin hizmetindeyim. İnsanı ölümden koruyan eceldir. Ölümden korkan vatana hizmetçi değil, hain olur. İzini bulacağım inşallah ve gelip karımı senden alacağım. Sen nerede olduğumu bile bilmiyorsun dedi aşağılayarak. Emniyet hangi ülkede olduğunun bilgisine ulaşmıştı aslında. Yusuf sabır diledi Allah'tan. Seni bulmak an meselesi biliyorsun. Ufacık bir deli seni ele verir. Büyümen lazım çocuk derken yine kahkaha attı. Devlet büyük Temel Konak. Adam bu cümleden sonra gülerek telefonu kapattı. Yusuf hızlı bir şekilde odasından ayrıldı. Neşet onu bekliyordu. Kaymakamım neler oluyor? Deniz Hanım burada mı kalacak diye sordu. Gidelim Neşet dedi sadece. Arabaya bindiklerinde Yusuf babasını aradı. Oğlum hayır olsun sabah sabah diyerek açtı adam telefonu. Olayları kısaca anlattı Yusuf. Mustafa Bey oğlunu dinlerken ayakta duramamıştı. Deniz'in nikahtaki mutluluğu ve gülen gözleri geldi aklına. Koskoca adam gözyaşlarına engel olamıyordu. Yıllar önce Zeynep öğretmene yapılan zalimliğin kaçıncı perdesiydi bu olay? Ve arada kim bilir kaç perde inmişti. Yusuf
Elleri cebinde büyük pencereden dışarıyı seyrediyordu. Deniz gideli asırlar geçmiş gibiydi ama ancak 1,5 ay olmuştu. Sabah olmayan geceler, akşam olmayan günler vardı hayatında Yusuf'un. Ayrılmadı Heşme'den, görevini tamamlamalıydı. Vatan yürek yangınına feda edilmeyecek kadar azizdi Yusuf için. Acısını içine gömdü. Heşme'nin kaymakamı olarak devam etti hayatına. Deniz her yerde aranıyordu. Temel Konak bulunmuştu. Deniz yanına götürülmemişti. Kendisi İngiltere'deydi. Yaşadığı yer sürekli gözetlendiği halde Deniz ve Fatma Hanım'a rastlanmamıştı. Sanki ikisi de sır olmuştu. Kale gibi korunan eski bir İngiliz şatosunda kalıyordu. Karısı Valeria bir erkek çocuk doğurmuştu. İçeriye adam sokma girişimleri sonuçsuz kalıyordu. Zira tanımadığı hiç kimseyi içeri almıyordu. Yusuf derin bir iç çekti. "Neredesin Deniz gözlüm?" diye sordu kendi kendine. Deniz'in gidişinin üzerinden bir ay bile geçmeden boşanma davası tebligatı gelmişti. Türkiye'de bir avukat açmıştı davayı. Ailenin yıllardır avukatlığını yapan biriydi. Kızın kendisinin dava açtığını savunuyordu. Adres olarak verilen yer ise dayalı döşeli site içinde bir daireydi. Dairenin sahibi ise Deniz'di ama orada Deniz'in izi yoktu. Boşanma davası için gün 2 ay sonraya verilmişti. Deniz'in gelmesi gerekiyordu. Yusuf o günü sabırsızlıkla bekleyecekti. Kendi sıkıntılarını düşünürken bu kötü günlerde her daim yanında olan dostu geldi aklına. İsmail'in bugün boşanma davası vardı. Saatine baktı. Zaman epey geçmişti. Mahkeme bitmiş olmalıydı. Telefonu aldı eline, dostuna mesaj attı. Sonuç ne oldu kardeşim? Aslında İsmail'in yanında olmayı çok istemişti ama Heşme'den ayrılamazdı şu sıralar. Dava Yalova'da açılmıştı. İsmail de mahkeme saatinde orada olacak şekilde ayrılmıştı avukatıyla. Gelen mesaja baktı Yusuf anlamsızca. Eşini çok seven Serpil boşanmak istemediğini beyan etti. Tayin istemiş, Heşme'ye geliyor. Benim gibi hakim dinandı samimiyetine. Rabbim neylerse hayır eyler ve selam. Ve selam dedi Yusuf kendi kendine. Serpil yine başarmıştı. İsmail'in hayatını mahvetmeye devam edecekti. Hakimin karşısına kocasını çok seven fedakar kadın rolü yapmıştı. Maalesef hakimi de ikna etmişti. Hakim mahkemeyi 2 ay sonra ertelemişti. Avukat bunu olumlu bir şey olarak değerlendiriyordu. Boşanma davasını reddetmek demek 3 yıl daha evliliğin devam etmesi anlamına geliyordu. Hakim 2 ay daha deneyin demişti her ikisine de. İsmail sadece boşanmak istiyorum, geçinemiyoruz demişti. Yıllarını geçirdiği kadını küçük düşürmek, başka insanlara yargılatmak istemiyordu. Hatır denilen bir şey vardı ve İsmail çok vefalı biriydi. Günü düşünmek istemese de kız bir an dahi aklından çıkmıyordu. Bugünkü mahkemeyi bilmiyordu ama konuşmasalarda aralarında sessiz bir anlaşma var gibiydi. Deniz gidince daha da yakınlaşmışlardı. İkisi de Yusuf'u teselli etmek ve onu yalnız bırakmamak adına elinden geleni yaparken görüşmek zorunda kalıyorlardı. Deniz'in gidişi aslında Gül'ü de yıkmıştı. Hala onun yaşadıklarına, yaşayacaklarına gözyaşı döküyordu kız. Deniz giderken Gül'e bir mail atmış, ona olanları anlatmış, gitmek zorunda olduğunu ve Yusuf'u, ailesini ona emanet ettiğini söylemişti. En kıymetlilerime, en kıymetlime emanet ediyorum demişti kıza. Sabah uyanınca görmüştü maili Gül ve hemen Yusuf'u arayıp inanamadığı okuduklarını teyit ettirmişti. Sadece gitmiş eylemi yetmişti kıza. Arkadaşının arkasından gözyaşlarına boğulmuştu, babasından yardım istemişti ama her şey boşunaydı. Temel Konak tam bir şeytandı ve o şeytanın aklına göre hareket etmek neredeyse imkansızdı. Babasıyla konuştuktan sonra nefes almam için dışarı çıkmam lazım dediğinde aslında babası kızının nerede nefes alacağını tahmin edebiliyordu. O adam senin şu anında nefes almanı sağlayacaksa git kızım demişti ardından. Gül evden arabasına binerek ayrılınca İsmail aradı. Ancak cevap vermedi İsmail. Telefona cevap vermiyordu epeydir. Yine açmıyordu telefonunu. Hastaneye gitmiş olamazdı, tatildi bugün. Birkaç kere daha aradı. Sonra elleri titreyerek mesaj attı. Sana çok ihtiyacım var doktor. Sonra da arabasını çalıştırdı. İstikameti belli olmadan sürdü. Zaman geçiyor ama cevap gelmiyordu. Belki 1 saat geçmişti, belki 1/2 saat. Sonra aradı İsmail. Onun aradığını görünce aracını yol ortasında durdurdu. Araç kitiyle telefona cevap verdi. Doktor diye cevap verdi hıçkırarak. Gül Hanım gitti. Deniz. Deniz gitti diyebildi sadece. Ne dedin sen Gül? Ne gitmesi? Nasıl ya? Gitmiş işte dedi ağlayarak. Gitmiş. Bana mail atmış.
en kıymetlilerimi, en kıymetlime emanet ediyorum demiş. Babası derken sustu, ağlamaktan konuşamıyordu. Ben Yusuf'u arayayım dedi kıza. Gül'den cevap gelmeyince. Konum at bana Gül, duydun mu? Hı hı. Gül telefonu alıp konumunu attı İsmail'e. O gün ikisi beraber Yusuf'u karşıladılar. Sonra da kaymakamlık konutunda Yusuf'un ailesini beklediler beraber. Hepsinin bir tek derdi vardı, Deniz. Aradan geçen zamanda İsmail Gül'e daha anlayışlı yaklaşmıştı. Ailesi gidince de ikisi Yusuf'un yanında olmuştu. İsmail akşam namazı vaktinde evine geri gelmişti. Bu eve Serpil girsin istemiyordu. Mahkemeden sonra görüşmek istemediğini söylemişti Serpil'e. Anne babasını da görmek istediğini söylediğinde şaşırmıştı kadın. Öğlen yemeği yiyelim beraber demişti. Görmeye katlanamadığı kayınvalidesi ve kayınpederine gülümseyerek. Kabul etti İsmail. Ailelerle son kez yemek yemekte fayda vardı belki de. Serpil çok güzel rol yapıyor ve anneciğim babacığım diyerek İsmail'in ailesine yıllardır göstermediği güler yüzü gösteriyordu. İsmail kadının yanına oturmayı tercih etmeyince önce itiraz etmiş sonra kabul etmişti. Yemek yediler. Serpil'in Heşme'ye gidince yapacaklarını dinleyerek. Hatta bebek sözü bile etti kendince. Yemek bitince kahve aldı herkes. Yemeğimiz bitti. Serpil, sana anne ve babalarımızın şahitliğinde bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki canım, ne dersen kabul dedi kadın gülümseyerek. İsmail derin bir nefes aldı. Seninle epeydir evliyiz. Birçok sorun yaşadık. Suçlu ben veya sen demeyeceğim. İkimiz bir arada yapamadık. Olmadı. Olacağını da sanmıyorum. İsmail diyerek adamın sözünü kesti. İsmail elini kaldırarak susturdu kadını. Şiddetli geçimsizlik. Bir nebze de olsa dayanabiliyorduk. Hatta annem ve babam bile senin onları istememene anlayış gösteriyorlardı ve beni çok kereler boşanma fikrinden vazgeçirdiler. Bana haksızlık edi. Sus Serpil. Her şey geride kaldı artık. Baba olmak istedim. Benim de eğer Rabbim izin verirse baba olma hakkım vardı. Sen buna sürekli karşı çıktın. Benim bilgim dışında hamile kalmamak için önlemler aldın. Artık diyerek adamın sözünü kesecekken dinle Serpil, bir kere dinle. Allah'ın ve ailelerimizin şahitliğinde seni 3 talakla boşuyorum. İsmail, boş ol, boş ol, boş ol. Serpil ağlamaya başlamıştı. Oğlum yapma bunu diyerek Serpil'in annesi itiraz etti. Size saygım sonsuz biliyorsunuz dedi kadına. Baba diyerek kayınpederinin elini uzandı öpmek için. Öpüp saygıyla alnına koydu adamın eline. Hakkınızı helal edin siz de anne. Helal olsun oğlum. İhtiyar adam bu şekilde cevap verirken kayınvalidesi ben haram ediyorum. Allah fitir fitir burnundan getirsin. Kızıma nasıl kıydın? Allah'tan korkun yok mu senin dedi. Burada bitmedi dedi Serpil öfkeyle. Senden kolay boşanmayacağım. Benden uzak dur. Nikahım altında değilsin artık. Hakime bu durumu da anlatacak avukatım. Senin o eczacıyla evlenmene izin vermeyeceğim diye haykırdı kadın. Kızım ne diyorsun sen dedi İsmail'in annesi. Sen sus tamam mı? Her şey senin yüzünden. Bırakmadın ki mutlu olalım. Annemle konuşurken haddini bil Serpil. Hadi anne baba gidelim artık diyerek anne babasını lokantadan çıkardı. Taksiye bindiklerinde oğlum eczacı kız kim diye sordu babası. Heşme'de tanıştığım bir kız baba. Aranızda bir şey var mı? Açık konuşacağım. Olmasını isterdim ancak evli olduğum için uzak durdum. Yusuf'un eşinin kuzeni Gül. Peki o bilmiyorum anne. Elimden geldiğince uzak durdum ama Serpil bir şekilde öğrenmiş demek ki. Oğlum sen ne yapacağını bilirsin dedi adam. Şu an tek istediğim Serpil'le tüm bağlarımı koparmak. İsmail annesi ve babasıyla bu şekilde konuşarak havaalanına geldi. Onlar Ankara'ya giderlerken o da Heşme'ye gitmek üzere uçağa bindi. Akşam namazı vakti geldi evine. Telefonu çıkarıp koltuğa fırlattı önce. Yatak odasına girdi, kıyafetlerini, çamaşırlarını alıp banyoya girdi. Uzun süre banyoda kaldı, rahatlamak istiyordu ama şu an su bile huzursuzluğunu almıyordu. Banyodan çık, oturma odasına geri dönüp telefonunu aldı. Gül defalarca aramıştı, banyodayken yine aramıştı. Geri aramaya bastı, hemen açıldı telefon. Geldin mi? Oldu ilk sözü kızım. Geldim. İyi değilsin sanırım. Yorgunum. Merak ettim seni. İşlerini hallettin mi diye sordu. İsmail cevap vermedi bir süre. Orada mısın? Boşanma davasını 2 ay sonra yattı hakim dedi. Sen boşanma davası için mi gitmiştin? Evet ama. Sen hayırlısı olsun dersin değil mi? Evet hayırlısı olsun. Ben beklerim seni. Gül.
İsrail polisi korumasındaki 240 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Aklına Fadi Abu Salah geldi. İlk doktor olduğunda Gazze'de tanışmıştı onunla. İsrail yine dünya terörünü uyguluyordu Müslümanlara karşı. İlk müdahaleyi yapmıştı ona Fatma. Bacaklarını şehit vermişti. Gözünden yaş bile akmıyor, sadece direnişe katılmadığı için üzülüyordu. Hemen hemen aynı yaşlardaydılar. O da tıp öğrencisiydi. Onunla sohbetleri geldi aklına. Çok şey öğrenmişti ondan. Amerika Kudüs'ü İsrail'e başkent yapmaya kalkınca direnişte o da vardı. Elindeki sapanla direniyordu zalime. Filistin'de silah taştı. Her doğan çocuk askerdi. Fadi şehit olmadım diye dertlenirken Fatma onun imanına hayran kalıyordu. Uzun süre haberleştiler. Görüntüleri görünce hemen tanıdı Fatma dostunu. Mail atmıştı, dualarımız sizinle diye mesajla. Zaten çok geçmeden sürekli istediği şehadet haberi ulaşmıştı. Fatma onun için gözyaşı dökerken aynı zamanda onun şebi aruzu olduğunu da biliyordu. Bugün yine ayaklarında postalla çiğnediler Mescid-i Aksa'yı. O iğrenç ayakları altında Müslüman kafalarına basa basa Yahudi terörü yıllarca sürüyordu. O günden sonra Alonzo çekip gitmişti hayatından. Ancak kalbinden gitmiyordu bir türlü. Deniz gitmişti. O gidince abisini yalnız bırakmamak için Heşme'de kaldı Fatma. Bir hastanede göreve başladı. Çocukları seviyor, onlara faydalı olmaktan mutlu oluyordu. Ama ne yaparsa yapsın, Alonzo hep aklındaydı. Filistin'le ilgili her haberi itinayla takip ediyordu. Bir Yahudi'ye aşık olan kalbine söyleniyor. Ancak o aşkı o kalbe koyan aklına gelince susuyor, yine ona sığınıyordu. Müslümanları katledenlerle aynı dinde sahip adamın aşkını al kalbimden Allah'ım diye dua ederken yüreğinden hıçkırık koptu. İstemiyordu, Alonzo'ya aşık olmak istemiyordu. Kalbinden nefret etti bir an. Kapının çalınmasıyla yüzünü sildi aniden. Fatma, Yusuf kapıdaydı. Gelebilir miyim? Ağladığını anlamamalıydı. Zaten acısı büyüktü. Deniz gidince yıkılmıştı. Hemen kalkıp lavaboya gitti. Lavabodayım abi dedi, kapıyı sessizce kapattı yüzünü yıkarken. Gir sen diye seslendi, aynaya baktı. Nasıl becereceksin onu unutmayı? Beceriksiz dedi kendi kendine. Biraz daha bekleyip çıktı. Gülümsemeye çalışarak. Ne zaman geldin abi? Duymamışım dedi. Çok olmadı derken kardeşinin yüzüne baktı. Odama gidiyordum sanki. Kardeşinin gözlerine dikkat kesildi. Ağlama sesi duydu. Ağlıyor muydun? Haberleri okuyordum dedi aceleyle. Kudüs. Yusuf uzanıp kardeşinin elini tuttu. Yanına oturdu. İki elini ellerinin arasına aldı kardeşini. Fadi geldi aklıma. Fadi, kahraman şehit dedi gülümseyerek Yusuf. O kadar idealistti ki. Ondan çok şey öğrendim biliyor musun? Vücut azası kaybetmenin bazen canı hiç acıtmadığını ondan öğrendim mesela. Tek derdi vardı, meydanda olamamak. İki bacağı da kopmuştu oysa. Şehit olurken dünyaya bir sembol olarak tamamladı bu dünyadaki görevini. O tanıdığım en kahraman insandı dedi Yusuf. Bana bacılık derdi. Bacım olamadın madem, o zaman bacılıksın derdi. Ve sen onun kanı elinde olan birini nasıl severim diyorsun dedi Yusuf. Hazreti Peygamber cahili bir adet olan ırkçılığı sık sık gündeme getirerek eleştirmiş ve yasaklamıştı. Peygamberimiz veda hutbesinde Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, beyaz renklinin siyaha, siyah renklinin de beyaza bir üstünlüğü olmadığını, üstünlüğün yalnızca takva yani Allah'ın emir ve yasaklarına bağlılık olabileceğini ilan etmiştir. Sizden cahili ayıplarını ve kibrini gideren Allah'a hamdolsun. Ey insanlar, tüm insanlar iki gruba ayrılır. Bir grup iyilik yapan, iyi olan, kötülükten sakınandır. Bunlar Allah nazarında değerli olan kimselerdir. İkinci grup ise günahkar ve isyankar olandır. Onlar da
Allah nazarında değersiz olanlardır. Yoksa insanların hepsi Adem'in çocuklarıdır. Allah Adem'i topraktan yaratmıştır. Peygamberimiz, hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Herkes atalarıyla ölmekten vazgeçsin. Hucurat suresinde buyurarak insanlar arasındaki kardeşlik bağlarını vurgulamıştır. Başka bir hadiste Allah-u Teala kıyamet günü sizin soyunuzu sopunuzu sormayacaktır. Şüphesiz ki onun nazarında en üstününüz, kötülüklerden en çok sakınanınızdır demiştir. Dün ve bugün, evet, Yahudi Siyonizmi Müslümanlara zulmediyor. Alonzo ile konuştum. Rabbim onu diniyle şereflendirsin. O da bu cinayetlerden en az benim kadar rahatsız. Ve öldürmeyeceksin emrine rağmen öldüren ve bunu yaparken de din için olduğunu söyleyenlere karşı. Bunu özellikle sordum. Bunu biliyorum. İlk tanıştığımızda sormuştum kendisine. Bunu tanıyana kadar tüm Yahudiler de aynı düşünüyor sanıyordum. Ama ben... İşit aşkların sırrını tan eyleme ey fan. Veren aşk-ı muhabbeti değil mi Hazreti Sübhan? Yani ey kardeş, aşkların sırlarını, hallerini gördüğün, duyduğun zaman onları ayıplama. Aşk ve muhabbeti veren Cenab-ı Allah'tır. Onların manevi halleri de Allah'ın sevgili sırlarındandır diye açıkladı Yusuf. Onu sevdin diye kızma bacım kendine. Eminim elinde olsa bir Musevi'yi asla sevmezdin. Sana haram edilmiş biri o. Ve sen haramı hayatına sokmamak için elinden geleni yaparsın. Ancak Rabbim onun aşkını senin kalbine nakşetmiş ki sınavın zorlu geçeceği buradan belli zaten. Uzanıp kardeşinin gözyaşlarını sildi. Hadi toparlan artık. Sana da bana da düşen ayrılık. Yüreğimiz ağzımızdan çıksın da, her an yansak da, o ateşi kalbimize yakan Allah, yangını söndürme yolunu da öğretecektir. Fatma abisine sarıldı birden. Hasreti buran buran yaşayan, birbirlerini en iyi anlayan iki kardeştiler. Belki iyileşmezlerdi ama acıları hafiflerdi. O gece iki kardeş geç vakte kadar sohbet ettiler. Sevdaları ana konularıydı. Kah gülüyor, kah ağlıyorlardı. İsmail abinin bugün boşanma davası var dedi Fatma. Ancak aklına gelmişti. Evet, olmuş duruşma. Hakim 2 ay sonraya gün vermiş. Serpil ben eşimle mutluyum deyince hakim de tekrar duruşma vermiş. Ben de akşam üzeri arayacaktım. Yarın ararsın. Kötü olmuş dedi kız. Serpil kolay boşanacak biri değil dedi Yusuf düşünceli bir şekilde. İşim bitince İsmail'e uğradım. Kötü ayrılmışlar. Gül onun haberi var mı ki acaba? Galiba bugün dava olduğunu bilmiyordu. İsmail Gül'den uzak durmaya çalışıyor. Gerçi son zamanlarda muvaffak olamıyor ama Gül çok iyi bir kız. Merhametli ve vefalı. Ailesi de öyle. Kesinlikle. Boşanmadan ümit vermek istemiyor diye düşünüyorum. İsmail konuyu hiç açmadı, ben de sormadım. Sonuçta Gül iyi bir kız. Ben Gül'le konuştum. İkisi de birbirlerine yakışıyor. Dilerim Allah da yakıştırır. Amin dedi cani gönülden Yusuf. Deniz... Her gün ondan bir haber verirsin diye bekliyorum ama Yusuf derin bir nefes aldı. Temel konağa ulaştık biliyorsun. En azından yaşadığı yeri biliyoruz. Hakkında yakalama kararı var. Kafasını olumsuzca salladı. İngiltere'den istenecek aslında ama önce denize ulaşmak istiyoruz. Tekrar kaçar diye bulamamış gibiyiz şu an. Deniz Türkiye'de olabilir mi? Bilmiyoruz. Her yerde olabilir. Bir imkan olsa da o şatıya birini soksak. Adam kale gibi koruyor orayı. Deniz... Hala gittiğine inanamıyorum. O kadar alışmıştım ki ona dedikten sonra bir süre düşündü kız. Bizim için yaptığı çok büyük bir fedakarlık. Keşkelerim o kadar çok var ki ama hepsi boş. Karşımızda bir canavar var. Kızına bile kıyacak biri. Annemi bile neler yapmış. Öğrendiğimde çok kötü olmuştum ama yine de o adamın kızını sevdim. Deniz'in suçu değil ki dedi kız. Değil evet. Ya zavallı Fadime Hanım'a ne demeli? O kadın neler çekmiş öyle? İnşallah Deniz'e gerçeği anlatmış ve Deniz annesine teselli bulmuştur. İnşallah. Yusuf ayağa kalktı. Ben odama gidip dinleneyim. Yarın vilayette toplantım var. Kararname ne zaman açıklanacak? Yakındır herhalde. Ben yeni geldim. Benimle ilgili bir tayin olmaz şimdilik. Belki yaşadıkların. Neyse. Çok önemli değil benim için. Nerede olursam olayım. Deniz olmadıktan sonra zindan.
Hadi sana hayırlı geceler diyerek Yusuf odasına gitti. Telefon sesi uyumak için gözlerini kapatan Fatma'nın tekrar gözlerini açmasına sebep oldu ve aniden telefonla eline aldı. Gece gece kimdi acaba bu? Bir kere çalıp kapatmıştı. Yabancı bir numaraydı. Acaba Deniz olabilir miydi? Hemen geri aradı. İlk çalışta cevap veren sesi duyunca sustu bir an. Fatma, Alonzo'ydu arayan. Lütfen konuş. Arama beni ne olur. Sadece sesini duymak istedim. Ben istemiyorum. Arama beni diyerek telefonu kapattı kız. Yatağa oturdu bir süre. O da çok özlemişti Alonzo'yu. Ama olamazdı ki. Bunu yapmamalıydı. Gözlerinden akan yaşı sildi. Yataktan kalkıp banyoya girdi. Elini yüzünü yıkadı. Odasına gelip telefonunu eline alıp kapattı. Uykusuz bir gecenin sabahına uyandı kız. Ezan bitince yataktan kalkıp abdest aldı, sabah namazını kıldı. Geri yatarken telefonunu açtı. Mesaj gelmişti Alonso'dan. Her gün geçtiği o yolda sayısız güllerin bulunduğu bir bahçe vardı bülbülün. Kiminle geçse o bahçenin yanından, yanındakiler güllerin büyüsüne kapılıp, güllerin ne kadar güzel olduğundan bahsederlerdi. O ise aldırış etmeden, alt tarafı gül işte der, geçerdi bahçenin yanından. Güllere bakmazdı bile. Sevmek istemezdi gülleri. Solardı çünkü güller. Terk ederdi bir süre sonra. Ha, bir de dikenleri vardı güllerin. Batırırlardı dikenlerini seve seve hiç acımadan. Bir gün geçiyorken bülbül yine o bahçenin yanında yalnız başına gayri ihtiyari dönüp baktı herkesin hayran kaldığı güllere. Evet, sayısız gül vardı o bahçede ve güzel bir ahenk oluşturmuşlardı. Sana ne dedi kendi kendine. Yüzünü çevirirken bülbül gözüne bir gül takılıverdi. Onca gülün arasında duruyordu. Gözleri kilitlendi onu görür görmez. Alt tarafı gül işte diyemedi dili bu kez. Olduğu yerde durdu. Baka kaldı. Korktuğu başına gelmişti. Elde edemeyeceklerden uzak durması gerektiği aklına geliyor ama bunu kabullenemiyordu. Neydi farkı olan? Vardı onda bülbülü kendisine hayran bırakan. Benzese de hepsi birbirine. Gözleri ve yüreğiyle ayırabiliyordu onu diğerlerinden. Ama gözlerini ayıramıyordu bülbül o gülden. O an kendine gel dedi ve istemeye istemeye ayırdı gözlerini. Gözlerine hükmetmişti ama kalbine hükmedemiyordu. Anlam veremiyordu bir türlü. Onca gülün arasından seçtiyse onu bir sebep olmalıydı. Aşk bu muydu? Gün boyu onu düşündü. Gece uyutmadı hasreti. Bir daha görememe korkusu büyüdü. Büyüdü içinde. Daha fazla duramazdı. Görmeliydi onu bir kez daha. Yine o bahçenin kenarında uzaktan uzağa seyretti gülünü. Ertesi gün doyasıya. Evet, onun gülüydü o artık. Bir başkasının olmasına tahammülü yoktu. Her gün o bahçeye gidiyordu. Geceleri ise gülünü hayal ediyordu. Güzel hayalleri, güzel planları vardı gülü için. Bir gün sevdiğini söyleyecekti gülüne. Gülü de onu sevecekti. Mutlu olacaklardı elbet beraber oldukları sürece. Zarar verebilecek her şeyden koruyordu gülünü. Küçücük vücudunun yettiğince yardım ediyordu gülüne. Susuz kalmaması için bulutlara, gülünü ayakta tutması için toprağa şarkılar söylüyordu her gün. Bulutlar ve toprak yardım ettiler güle ellerinden geldiğince. Onlar da hayrandı çünkü bülbülün sesine. Bülbülün elinden gelen buydu. Yardım edebilecek herkese şarkılar söylüyordu gülü için. Derken zaman geçti. Onsuz olamıyordu artık bülbül. Bir an olsun ayrı kalamıyordu. Hasret acısı sabır taşından ağır gelmeye başlamıştı bülbülün küçücük yüreğine. Uzaktan sevmek yetmiyordu artık. Sarılmalıydı ona. En güzel şarkılarını söylemeliydi gülüne. Ama sevecek miydi gül onu? Sevgisine karşılık verecek miydi acaba? Çok sevse de ortada bir gerçek vardı. Habersizdi gül bülbülden. Bülbül onu seviyor, her kötülükten koruyor. Hatta yardım etmeleri için her gün o güzel sesiyle dostlarına şarkı söylüyor. Tüm cesaretini toplayıp bir gün gülün yanına gitti. Ona bu denli yakın olmak ne güzel bir duygu diye düşündü. Hayallerinden biri gerçek olmuştu. Tüm hayallerini gerçekleştirmek için ise artık konuşmalıydı onunla. Ve sözlerine başladı o güzel sesiyle. Aşkını itiraf etti en güzel kelimelerle. Sesi o kadar güzeldi ki, günlerin en güzeli kayıtsız kalamadı bülbülün aşkına.
ilk kıvılcımın çakmasına sebep olmuştu bülbülün sesi. İlk kıvılcımdan sonra bülbülün o büyük aşkı, sonsuza dek sürecek sevgisi, gülün de onu ölesiye sevmesini sağladı. Her gün buluşuyorlardı. Bülbül gece gündüz zamanının tümünü gülüyle geçirmeye başlamıştı. İşte hayalleri gerçek olmuştu sonunda bülbülün. Bu durum bülbülün sesini hayran dostlarını üzmeye başlamıştı. Artık onlara şarkı söylemiyordu bülbül. Ve bu durum kızdırdı bulut ile toprağı. Bize değer vermeyene biz hiç değer vermeyiz dediler. Kestiler güle yardımı. Suyunu kesti bulut önce. Desteğini çekti toprak gülden. Bülbül ise habersizdi tüm olanlardan. Farkında değildi dostlarının kendisine yüz çevirdiklerinden. Onun gözü gülünden başkasını görmüyordu. O kadar kördü ki artık gülünün ihtiyaçları olduğunu bile göremez olmuştu. Unutmuştu güllerin ömrünün kısa olduğunu. Unutmuştu gülünün bu kadar uzun yaşamasının bulut ve toprağın sayesinde olduğunu. Günler geçtikçe gül solmaya başlamıştı. Bülbül anlam veremiyordu olanlara bir türlü. Gülü gözlerinin önünde soluyordu. Elinden bir şey gelmiyordu. Unutmuştu güllerin solduğunu. Bu acıya hazırlamamıştı kendisini. Gülleri sevmemesinin nedenini unutmuştu. Aşkın gücü bunu unutmasını sağlamıştı. Kısa süre sonra gülü soldu. Bülbül gözü yaşlı, doyasıya sarıldı gülüne son bir kez sıkı sıkı. Ancak unutmuştu dikenleri vardı güllerin. Daha önceden gülleri sevmemesine neden olan dikenleri unutmuştu. Batıyordu bülbülün minik vücuduna gülün dikenleri. O aldırış etmiyordu bile. Küçücük vücudundan sızan kanların ne önemi vardı ki artık sevdiği yanında yokken. Ölüm korkutmuyordu onu. Hatta ölmek istiyordu. Etrafındakilerin yardım etmesine izin vermedi. Gülünün toprağa serilmiş cansız vücudunun yanına uzandı bülbül ve yavaş yavaş kapandı gözleri. Hayatta karşısına çıkan güzellikleri ve aşkı yaşarken bazı şeylerin ihmale gelmeyeceğini, sadece sevginin yetmediğini, özverinin de gerekli olduğunu anlamıştı artık bülbül son nefesini verirken. Ve her ne kadar bedelini hayatıyla ödeyecek olsa da en ufak bir pişmanlık duymuyordu bülbül. Bu aşk ona sevgiliyi iyisiyle kötüsüyle sevmenin gerektiğini öğretmişti. Dikene rağmen sevip kucaklamıştı gülünü. Her kelimeyi tekrar tekrar gözyaşlarıyla okudu Fatma. Bülbül ile gül gibi imkansızdı aşkları. Telefonu kalbinin üzerine koydu bir süre, sonra elinin tersiyle gözyaşlarını sildi ve Alonzo'yu aradı. Fatma, belki ben gül değilim, sen de bülbül. Ama o kadar imkansız bizim aşkımız dedi hıçkırarak. Aşkım, solarım Alonzo, yanılır sana evet dersem, aklım başıma gelince o gül gibi ölürüm. Dikenlerim batar, canını yakarım, ölürüz. Ben seninle ölmek istiyorum dedi adam. Ben de seninle ölmek isterim. Ama ikimiz aynı mezarlıkta olamayız. Hasretin yangın. Ne olur bu yangınımı harlama artık. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.